Salet ablanın akrabasısınız. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ay bize evlilik terapisi lazımdı Berna Hanım. Pardon? Yani hesapta yani. Hani aradığım taze kan sizsiniz yani. Size çok ihtiyacım var cuk. Korkarım, konuyu tam olarak anlayamadım. Dur dur hemşerim, ben sana şöyle anlatayım. Şu fotoğrafta gördüğünüz şahsiyet benim kocam olur kendileri Kubat. Aa bıktım ben artık bundan. Göçük de olsa bir ders vermek istiyorum Berna abla. Şimdi anladığım dilden konuşmaya başladınız işte. Ay Allah'ım Allah'ım, Allah'a şükürler olsun ya Rabbim. Merak etmeyin Nihale Hanım. Ay canım benim. Allah! Ulu ulu ulu! Allah! Tövbe tövbe estağfurullah! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ana! Beşer oğlum sen kafayı mı yedin? Ne gülüyorsun lan kendi kendine? Yok bir şey abi, yok bir şey. Sen bana takma ya. Ne oluyor lan? Ana Japon turistlere bak. Beşer hakikaten arabadan atacağım bak, kendine gel ha. Abi yok bir şey vallahi, ben yani şey iyi her şey böyle böyle çok güzel, böyle çok güzel. Oğlum sen manyaklaştın mı lan? Yok abi ya. Benim gözler bozuldu ya. Sinirlerim de bozuldu. Herkes de manyaklaşmadı değil mi abi? Oğlum sen bana niye bakmıyorsun lan? Saygımdan dolayı abi, saygımdan dolayı. Ya vallahi deli bu çocuk arkadaş ya. İnşallah öyleyimdir abi. Daha başka ne diyeyim ben sana? Abi vallahi dayanamayacağım. Çıkaracağım artık ben bu gözlüğü ya. Oh be! Nihayet ya. Ben iyiyim değil mi aslan abi? Ne bileyim oğlum? Abi ne bileyim, sanki bir rüya gördüm. Sanki kabus gördüm ben ya. O zaman içinden konuş. Ne bileyim abi, delirdim ben ya. Herkes bana manyaklaştı ya böyle görünce herkesi. Böyle şey oldu mu ya? Beşer, herkes deli, bir tek sen akıllısın değil mi? Abi ben çok korktum ya. Vallahi çok korktum, öyle böyle değil ya. Sen durumu bilmiyorsun. Çünkü aslanım hayır, hayır yok. Babece hayır, halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Eviniz çok iğrenç dekor edilmiş. Efendim? Eviniz diyorum, çok iğrenç. Yemek servisi niye hazır değil daha? Bu kızlar niye birbirlerine benzemiyorlar? Bu kadın çok antipatik. Ne? Ne diyor bu be? Yarım elmanın da huyu böyle işte. Eleştiremeden duramıyor kendisi. Değil mi hayatım? Hayatım mı? Hı. Çok klişe. Selamün aleyküm. Ne? Selamün aleyküm mü? Çok arabesk. Kendisi eniştem olur. Ama biz ailece küsüz ona. Kesinlikle. Kim lan bu tip? Teyzemin yeni manitası. Hakikaten tipmiş ya. Merhaba birader, hoş geldin. Öpmese bari. Ne? Mutfaktaki seksi kadınla evde olan şanslı maymun sensin demek ki. Ha? Güzel güzel, yakında konuşmaya başlar bu. Ay bayılıyorum ben buna. Tüp patlıyor ya. Kubat'ım. Ya. Bugün bir sürü terapist buldum valla. Valla çok güzel, iyi etmişsin ha. Bir an önce eski hayatıma dönmek istiyorum. Şu terapist olayını hemen ayarla Nihale. Tabii canım, olmuyor böyle. Ama aklıma bir şeyler takıldı. Kadın mı olsun, erkek mi olsun diyorum. Kadın olsun, kadın olsun. Kadın iyidir, kadın olsun. Kadın canlı. Ha, kadın olsun. Peki genç mi olsun, yaşlı mı olsun? Genç olsun, genç. Genç böyle aktif, dinamik, heyecanlı olur, daha iyi olur. Genç bakış daha iyidir yani. Tabii tabii, oldukça böyle de güzel olsun değil mi böyle olmuşken yani? Tamam. Güzel olsun tabii Nihale. Görsellik de günümüzde çok önemli biliyorsun. Güzel bir kadın olsun. Var mı öyle bir kız? Var. Kim? Adı Berna. Of, çok iyi bir psikolog. Berna mı? Of anam. Hakikaten çok güzel ya. Ha Berna böyle dokanarak tedavi ediyor. Anam ne diyorsun kız? Vallahi heyecanlandırma beni. Acayip heyecanlandım. Elim ayağım titredi. Çatalı tutamıyorum ha, bıraktım ha. E tamam o zaman. Yarın alıyorum randevuyu ben. Al al, hemen al. Dokunuyor ha. Dokanıyor, dokanıyor. Çok pis. Adı üstünde terapist. Tamam mı?
Masa örtüsü buruşuk. Tabaklar tırt, sandalyeler rahatsız. Vallahi deli bu herif. Ben seninle konuşmuyorum Aslan. Yemeği beğendiniz mi? Jüri de yaptı. Yemekler yağlı, çorba tuzlu, salata çok limoni olmuş. İşte ablamın huyu böyle. Kötü olunca Jüri de, iyi olunca kendisi olur. Yemekleri o yaptı yani. Bir şey soracağım. Sizin gerçek isminiz ne Elma Bey oğlum? Yarım Elma. Yani başka bir şey yok mu? O kadar mı? Var ama sizi ilgilendirmez. Anneni niye bakım evine kapatmadınız? Çok şakacı değil mi? Çok komik. Ya ben de çok güldüm. Demek işte sözlük yazarısın birader, öyle mi? Bayılıyorum ben o siteye, biliyor musun? Senin okuma yazman var mı ki? Yok canım, resimlerine bakar o. Bizim sitede resim yok ki Jülide. Yok. Hakikaten öldürürüm ben bu çocuğu. Hakikaten diyorum bak. Ne yaparsan yap, beni ilgilendirmiyor Aslan. Büyük kız hoş ama boş bakıyor. Ortanca çok beyaz. Küçük olan ise fazla erkeksin. Birader, biraz da senin sülalenden bahsedelim istiyorsan. Anan nasıl anan, ha? İnşallah afiyettedir, ha? İyi, bir sorun yok yani. Gayet iyiler. Ellerinizi öperler. Mehveş, kocana söyler misin? Konuğumuza iyi davransın. Lan herifi görmüyor musun? Ben onunla konuşmuyorum anne, söyleyemem. Anneciğim, küs olduğumuzu ben zaten kendisine deklare ettim. Gerek yok. Tamam ulan, uzatmayın artık elin şeyinin yanında. Ne bakıyorsun oğlum? Ya bir şey söyleyeceğim ya. 20 yıldır bu evdesin ve sevdiremedin mi kimseye kendine? Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Şşş lan. Şşş. Kendine gel. Ne oluyor lan? Ya, çarpıldı mı ya? Bir dakika. Bir enter girmem lazım. İşte böyle. Bu doğal yetenek anneciğim. İçinden geliyor, çık 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 yazıyor. İçinden geliyor, çık 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 yazıyor. Yani şu böyle yayında birdenbire yere düşüp yuvarlanan adam gibi mi? Biz işsiz sözlük yazarları olarak genellikle yerde yuvarlanmayız. Sandalyeden düşeriz. Allah düşürmesin yavrum. Ben kalkıyorum. Gidiyor musun babacığım? Ha, gidip beşerde yatacağım. Ben de geleyim mi? Yok yok, bir kişinin burada kalması lazım hayatım. Ne olur ne olmaz. Tavan çok basık. Perdeler çok kötü. Halı behude. Tatlı var mı tatlı?